Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda diğer Türk devletleri ve topluluklarını işleyeceğiz. Yaklaşık iki videoda kenarda köşede kalmış Türk toplulukları ve devletlerinden bahsedeceğim. Evet, Kırgızlar, Hazarlar, Avarlar, Karluklar, Türgişler. Bu dersi bunları özetleyelim arkadaşlar. Kırgızlar, hatırlarsanız 1. Göktürk, 2. Göktürk bunlara kim son vermişti? Karluk, Basmi, Uygurlar son vermişti. Uygurlara kim son vermişti? Kırgızlar. Tarih ezberlemenizi istemiyorum. 840-1207 yıllar arasında Kırgızlar hakim olmuştur. Varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uygurları yıkarak kuruldular. Evet. Tabii bunlar Küt diye Uygurlar zamanında doğmadı arkadaşlar. Önce Hun, Göktürk, en son Uygur hakimiyetinde yaşadılar. Uygurlar yıkılınca tamamen bağımsız oldular. Peki nerede kuruldu Kırgızlar? Orta Asya'da kuruldu arkadaşlar. Kırgızlar deyince beklenen soru Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devleti olması. Evet, ilk Türk devleti. Hocam Karluklar değil miydi? Arkadaşlar karıştırmayacağız. Eğer zaten Karluklar'da bahsederim. Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman diye soru çıktığında Karluk olur. Ama ilk Türk devleti kimmiş? Kırgızlar. Kırgızlar deyince Manas destanı, kahraman ismidir Manas. Yenisey yazıtları. Bir de arkadaşlar, bir de bunların Manas destanı, Yenisey yazıtları dışında Kırgızların günümüzde Kırgızistan olarak varlığını sürdürmesi. Bunları bilmemiz gerekiyor. İlginç bir bilgi. Ölü yakma adetleri var arkadaşlar. Zaten Kırgız demek solgun, sarı beniz anlamına da gelir. Dediğim gibi Uygurlar yıkılınca Kırgızlar devam etti. Kırgızlar Moğol hakimiyetine giren ilk Türk topluluğuydu. Cebimize koyduk. Geldik Hazarlara arkadaşlar. Hazarlar. Hazar Denizi ve çevresi. Daha sonra bunlar ne yaptı? Avrupa'ya göç etti. Arkadaşlar, Hopa diye kodlamıştım, hatırlar mısınız? Hem Asya'da hem Avrupa'da görülenler. Hun, Hazar, Oğuz, Peçenek, Avar. Hazarlar da bu şekilde arkadaşlar. Peki devam edelim. Hazarlar deyince, Sibirlerin devamıdır. Evet, ataları Sibirler oluyor arkadaşlar. Hazarlar deyince en ünlü hükümdarları Bulan Han'dır. Hocam Bulan Han ne yaptı? 1. Tarihteki ilk ve tek Musevi Türk Devleti. Kim? Hazarlar. Musevi. İlk ve tek. Devam ediyorum. Bulan Han deyince neyi bileceğiz arkadaşlar? Tarihte ilk Türk-Arap Savaşı. Adı ne? Belencer. Evet. Belencer Savaşı. İlk Türk-Arap. Türk İslam'da bahsedeceğim. Türklerle Arapların komşu olduğu savaş Nihavend. İlk Türk-Arap Savaşı dersem Belencer. Hangi hükümdar zamanında? Bulan Han. Allah'ından Bulan. Aklınıza böyle kalsın. Tamam. Evet. İlk ve tek Musevi dedik. Belencer Savaşı dedik. Belencer Savaşı'nın özelliği neymiş? Tarihteki ilk Türk-Arap Savaşı. Devam ediyorum. Arkadaşlar Hazarlar deyince neyi bilmemiz gerekiyor? Paralı askerlik. Evet. Tarihte paralı askerlik uygulamasına yer veren ilk Türk devleti. Paralı askerlik uygulamasına yer veren ilk Türk devleti. Demek ki bunlarda para var. Peki bunlar parayı nereden buldu arkadaşlar? Yine güzel bir soru. Nereden bulacaklar? Kürk yolu. Biliyoruz mu bu yolları? Yukarıdan geçen İpek yoludur, aşağıdan geçen baharat yoludur. Arkadaşlar, Hazar'dan, Bulgar şehrinden başlayıp Orta Asya'yı kapsayan İpek yolunun daha kısa versiyonuna biz Kürk yolu diyoruz. Oldu mu? Kürk yolunu canlandırıp ticari hayatta güçlenen ve bundan dolayı paralı askerliğe yer veren kimmiş? Hazarlar. Hazarlar deyince Müslüman liderlerine, Müslüman yöneticiye ne ad verilir? Haz adı verilir. Belki duymuşsunuzdur. Türk-Arap savaşları oluyor.
Hazar ülkesinde yaşayan Müslümanlar Türk-Arap savaşlarında Hazarları satmıyor. Yani Müslümanlara karşı Müslüman oldukları halde savaşıyorlar. Devletinden yan oluyor. Devletinden yan olunca hatır gönül oranında büyük bir artış yaşanıyor. Hazarların Müslümanlara bakış olarak arkadaşlar. Müslüman olanlara farklı bir statü tanıyorlar. Yöneticiye de Haz adını vermişler. Yani burada takdire şayan bir durum söz konusu Hazarlar açısından. Devam edeyim. Hazarlarda hukuki teşkilat var. Hocam nasıl var? Testlerde hep çıkar. Hazar Meclisi'nde Şamaniste, Musevi'ye, Hristiyan'a yer verilmiştir. Bu durum neyin göstergesidir? Cevap, dinsel hoşgörü. Evet, farklı dinden olanlara bir arada diyoruz arkadaşlar. Demek ki hoşgörü. Zaten benden size tavsiye, tarih sorusu çözdüğünüzde ticaret, hoşgörü gibi kelimeler varsa soru %99 Hazarlardır. Ticaret, hoşgörü ve barış diyorsa. Olur mu? Arkadaşlar Hazarlar Rus knezlikleriyle mücadele ettiler. Knezlik beylik gibi. Zaten onlar sonucunda yıkılacaklar değil mi? Hazarlar deyince hatırlar mısınız? Eskiden bir dizi vardı. Eyşan, Ezel. Hani Eyşan'ın kimi sevdiği belli olmazdı. Türk tarihinde iki tane Eyşan vardır. İslam'dan önce Hazarlar, İslam'dan sonra Karamanoğulları. Hocam ne demek istiyorsun? Hatırlıyoruz mu? Hatırlamıyoruz da anlatmadım çünkü. İstanbul'u ilk kuşatan kim olacak? Avarlar. Avarlar İstanbul'u kuşattığında, dikkat, Bizans ile ittifak yapan Türk topluluğu. Kimmiş? Hazarlar. İçimizdeki Eyşan. Bizans ile ittifak. Evet gençler, günümüzde Karatay mezhebi bunlardan oluşur. Yani Hazar kökenlidir. Evet toparlayalım. Hazar Deniz civarında Avrupa'ya göç edecekler. Sibirlerin devamı niteliğindedir. Allah'ından bulan ilk ve tek Musevi. İlk Türk-Arap Savaşı neymiş? Belencer. Hangi yolu canlandırmışlar? Kürk yolu değil mi? Parayı bulmuşlar. Paralı askerlik. Üç tane ilk bilin. İlk ve tek Musevi. İlk kez paralı askerlik uygulaması arkadaşlar. İlk Türk-Arap Savaşı. Cevap kim? Hazarlar. Müslüman yöneticiye Haz adı verilir. İstanbul'un kuşatılmasında Bizans'a ittifak yapan kimmiş? Hazarlar, Eyşan diye kodladık. Arkadaşlar, Ruslarla mücadele, hukuki teşkilat, farklı mezhepten onlara görev vermeleri. Okey? Hadi bakayım, sırada kim var? Avarlar. Arkadaşlar, Avarlar deyince hem Asya'da hem Avrupa'da kuruldu. Değil mi? Hopa'dan hatırlıyoruz. Avarlar deyince, arkadaşlar, bunların en ünlü hükümdarı kimdir? Bayan Han'dır. Kendisi bayan değil bu arada, değil mi? Bayan Han'dır. Bayan Han zamanında Sasanilerle ittifak yaparak nereyi kuşattılar arkadaşlar? İstanbul'u kuşattılar. O zaman cevaplar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Cevap kim? Avarlar. Devam ediyorum. Her öğrencimiz Musevi'de çalışıyor değil mi arkadaşlar KPSS adayları? İlk ve tek Musevi kim? Hazar. Bu da benden gelsin. İlk kez Hristiyanlığı benimseyen Türk devleti. Avarlar. Evet. İlk Hristiyan Türk devleti. Cevap kimmiş? Avarlar. Devam edelim. İstanbul'u kuşatan ilk Hristiyan olan iki tane ilk söyledim arkadaşlar. Avrupa'da kurulan ilk büyük Türk devleti kimdi? Avrupa'da kurulan ilk büyük Türk devleti Avrupa Hunlarıydı. Avarlara ne diyeceğiz? Avrupa'daki ikinci büyük Türk devleti. Evet, Avrupa'daki ikinci büyük Türk devleti arkadaşlar. Peki, Avarlar deyince pantolon, üzengi, süvari kılıcı bunları İskitler bulmuştu hatırlarsanız. Bunları Avrupa'ya tanıtan kimmiş? Yine testlerde karşımıza çıkar. Avarlarmış. Avarlar vezirlerine ne ad verir? A. Totoş, B. Nonoş, C. Yuruş. Ne ad veriyor? Yuruş arkadaşlar vezirlerine. Peki Avarlar deyince daha önce yanılmıyorsam YGS'de çıktı. Slavları teşkilat bakımından etkileyen
Slavları teşkilat bakımından etkileyen kimmiş? Evet, Avarlarmış. Hemen tahtların özeti. Uygurlar yıkılınca Kırgızlar, değil mi? Kırgızlar Moğol hakimiyetine bağlanmıştı. Manases, Yenisey yazıtları, günümüzde Kırgızistan. Ölü yakma adeti var mıydı? Vardı. Geçtik onu. Hazarlar, 3 tane ilk biliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsan bile. İlk ve tek Musevi, ilk paralı askerlik, değil mi? İlk Türk-Arap Savaşı, Belencer. Dinsel hoşgörüden vesaireden bahsettik. Gel buraya, Avarlar. 2 tane ilk, 2 tane. İstanbul'u ilk kuşatan, ilk Hristiyan olan. Avrupa'daki ikinci büyük Türk devleti. En ünlü hükümdarı kim? Bayan Han'dır arkadaşlar. Dikkat, Vezire Yuruş adı verilir. Slavları teşkilat bakımından etkileyen kimmiş? Avarlarmış. Peki hocam, Asya'dakine kim son verdi, Avrupa'dakine kim son verdi? Hatırlarsanız Asya'daki bize kızını vermemişti, Göktürklere. Orta Asya'da Avar hakimiyetine son veren Göktürklerdir. Avrupa'da son veren Franklardır arkadaşlar. Geldik Karluklara. Evet. Arkadaşlar Karluklar, Orta Asya kökenli bunlar yine. Göktürklerin dağılmasıyla tamamen ne olacaklar? Bağımsız olacaklar. Dikkat! İslam'ı kabul eden, ilk Türk boyu. Bu bir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu. Tahtanın mantığını anladınız mı? İlk Hristiyan, pardon, ilk Musevi, ilk Hristiyan, ilk Müslüman. Anlaştık mı? Tahtanın bir mantığı var. Devam ediyorum. Peki Karluklar hangi devletin temelini oluşturacak arkadaşlar? Türkistan'da göreceğiz. Karahanlıların temelini oluşturacak. Karahanlıların temelini oluşturacak. Peki Karluklar deyince başka sorularda neyle karşılaşabiliriz? Cengiz Han'a itaat eden ilk devlet. Kırgız, Cengiz Han'a yani Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk boyu. Cevap kim? Karluk. Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk boyu. Devam ediyorum. Karluklar deyince, arkadaşlar hangi unvanı kullanalım? Atasagun. Hükümdarlarına verilen unvan neymiş arkadaşlar? Atasagun. Oldu mu? Evet. Karluklara zorlanacağını düşünmüyorum. Kime geldik? Türk işleri. Bence hak ettiği değeri bulmayan bir Türk devleti arkadaşlar. Türk işler. Göktürklerin zayıflamasıyla bağımsız oldu. Önemli bence Türk işler. Göktürklerin zayıflamasıyla bağımsız oldu. Şimdi şöyle yapalım. Biliyorsunuz Göktürkler Türk bini falan sağlamıştı. Göktürkler zayıflayınca Bulgarlar, Göktürkler zayıflayınca Karluklar, Türk işler bunlar bağımsız oluyor. Türk işler deyince öğrencilerimizin neleri bilmesi gerekiyor arkadaşlar? Buraya bakalım. Bir kere 634-766 yani 7. ve 8. yüzyılda yaşadı bunlar. Türk işler deyince bir Bagat Arkan. Evet hatırladık mı? Mezun arkadaşlar belki hatırlar. Kendi adına para basan ilk Türk hükümdarı Bagat Arkan. Para Tarkan'ın aklınıza gelsin. Evet. Türk işler deyince Soğut alfabesi. Arkadaşlar Soğut uzak doğuda bir kavimdir. Türk işler Soğut alfabesini aldılar, kendilerine uyarlamaya çalıştılar. Bakın Göktürkler milli alfabe, Uygur milli alfabe, Türk işler de alfabeyle ilgili çalışmalar yapmıştır. Testlerde karşımıza çıkabilir. Devam edelim. Yerleşik hayata geçen ikinci Türk devletidir. İlki biliyorsunuz Uygurlardı, değil mi? Devam edelim. Bunların önemli bir hükümdarı var. Kim? Suluk Ağa. Evet. Suluk Ağa. Bagat Arkan para bastı. Peki Suluk Ağa kim? 2021 MEP kitaplarında geçer arkadaşlar. Arap kaynaklarında El Müzahim diye geçer. Zahmet veren anlamında. Hocam niye diyeceksin? Çünkü Araplarla savaş yapmıştır arkadaşlar. Peki Türk işlerin Araplarla yaptığı en önemli savaşlardan birisi.
Haristan Savaşı'dır. Haristan Savaşı, susuzluk vakası, ordunun biri susuz kalıyor arkadaşlar. Bunlar Türk-İş-Arap Savaşları'nda yaşanan gelişmelerdir. O zaman toparlayalım. İlk Türk-Arap Savaşı dersen Hazar-Belencer. Türk-İşlerle Araplar arasında yapılan en önemli savaş dersem neymiş? Haristan. Tamam. Allah'ından bulan Hazarlarda, Sulu Kağan kimde? Türk-İşlerde. Sulu Kağan'ın Mek kitaplarındaki ünvanı ne arkadaşlar? Arap kaynaklarında böyle geçiyor. El-Müzahim. Evet, o zaman 5 soru 5 cevap. Cengiz Han'a itaat eden ilk devlet. Kırgız, Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk boyu dersem Karluk. İlk Musevi, Hazar. İlk Hristiyan, Avar. İlk Müslüman Türk boyu Karluk. İlk Türk-Arap Savaşı, Belencer. Türk işlerle Arapların yaptığı savaşın en önemlisi hangisiymiş? Haristan. Anlaştık mı? Peki, hadi bu da benden gelsin. İstanbul'u kuşatan ilk devletimiz. Sizce kim? İstanbul'u kuşatan kim olacak arkadaşlar? Avarlar. Son soru. Avarların tarih kaynaklarındaki diğer adı. Çıkmış KPSS sorusudur bu. Juan Juan'dır. Göktürk kaynaklarındaki adı da Apar'dır. Evet, Avarlar Juan Juan olarak bilinir. Göktürk kaynaklarına Apar, Abar olarak bilinir. Diğer devletleri bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.